Merhabalar çocuklar, merhabalar dostlar. Hoş geldiniz kanalıma. Hazreti Adem'in kıssasına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? Hazreti Adem cennetteydi ve Hazreti İblis de kovulmuştu. Evet, Hazreti İblis kovulmuştu ve dünyaya indi. Onun aklında bir plan vardı. Hazreti Adem'i de ne olursa olsun cennetten çıkartacaktı. Kendi akıbetini onu da uyduracaktı. Onu da Yüce Allah'ın yüzünden düşürecekti. Buna kesin kararlıydı. Dünyaya girip dedi ki, bana canlılarından birini ver. Hayır dedi dünya, sen cennetten kovulan birisisin. Mutlaka benim sana verdiğim canlıyı hayır bir şeyde kullanmayacaksın. Evet, gerçekten de İblis böyle bir şey düşünüyor. O canlıyı kandırıp kendisini cennete sokmanın bir yolunu bulmak istiyor. Baktı ki dünyadan fayda yok, gökyüzüne çıktı dedi. Ne yapıyor bu Haris dediler melekler, cennete de gelemiyor artık, burada dolanıyor. Onların gözünden o kadar düşmüştü ki İblis, kendi bile inanamıyor. Daha dün bunlar emrindeydi. Şimdi onu görmek bile istemiyorlardı. Beklemeye başladı cennetin kapısında. İblis cennetin kapısında bekleye dursun. Hazreti Adem cennetin güzelliklerini temaşa ediyor. Geziyordu her biri, tanıyordu. Her şey o kadar güzeldi ki. Rivayet edilir ki belki 130 yıl dünya yılıyla içinde gezdi. Dünya çok iyi kaldı. Gözünü açtığında baktı ki ayak ucunda biri oturuyor. Upuzun saçları olan, kendine benzeyen ama daha yuvarlak hatlı, güzel bir insan. Evet, o da bir insandı. Sen kimsin dedi. Ben Havva'yım dedi. Uzun saçlı. Nereden geldin sen dedi. Allah benim, senin, ya da kaburga kemiği ya da ikisinin arasında yer olduğu söyleniyor. Kemiğinden var etti. Sana yoldaş olmam için, sana sükunat vermem için, senin de bana sükunat vermem için, benim sana örtü olmam için, senin de bana örtü olmam için, birbirimize yoldaş olmamız için yarattı dedi. Adem Havva'yı çok sevmişti. Artık yalnızlığı kalmamıştı. Cennetin içinde birlikte dolaşıyorlardı artık. Birlikte tanımaya çalışıyorlardı her şeyi. Yüce Allah onlara her şeyi serbest kılmıştı. Yalnız tek bir ağaç dışında. Ağaç der Kur'an-ı Kerim. Ne ağacı bilinmez. Kimisi elma der, kimisi armut, kimisi incir, kimisi buğday. Ama bir ağaç. Onlar o ağaca dokunmadan etraflarını geziyor, meyvelerden faydalanıyor. Mutlu musun? Cennette yaşıyor. İblis cennetin dışında hala içeri girmeye çalışıyor. Şimdi bir de Havva çıkmıştı başına. Onu da çıkartmalıydı cennetten. Aynı kin ve nefret duygularını Hazreti Havva'ya da beslemeye başladı. Hala içeri girememenin üzüntüsünü yaşarken bir hayvan çarptı gözüne. Bu hayvan uzun boylu ve ot yiyip geviş getiriyordu. Ona seslendi. Şşt, baksana. Başını çevirdi hayvan. Azazil'i gördü. Efendim dedi. Beni içeri al. Hayır dedi. Sen cennetten kovuldun. Allah'a sığınırım. Seni içeri alamam. Hayır dedi iblis. Kandırmaya çalıştı hayvan. Allah beni affetti. Ama biri refakat etmeden içeri giremiyorum. Beni içeri alman lazım. Seni nasıl içeri alacağım dedi hayvan. Çok kolay dedi iblis. Aç ağzını dişlerinin arasına al. Beni dişlerini içeri sok.
Ondan sonra da zaten ben kendi yoluma, sen kendi yoluma gidersin. Eğer bir şey de olursa ben zaten seni tanımıyorum. Peki dedi hayvan, geldi açtı ağzını, iblis içine girdi ve birlikte cennete girdiler. Kimdi bu hayvan dostlar? Uzun boylu dedik, ot yiyor dedik, yemiş getiriyor dedik. Bir tahmin var mı diyeceğim ama tahmin edemezsiniz. Bu bildiğimiz yılandı. Cennette yılanın uzun boylu, ayaklı, tüylü, ot yiyen bir hayvan oldu. Rivayet edelim. İblis ve yılan cennete girdiler. Hazreti Adem ve Havva'nın yanına geldiler. Hayırlı olsun, hayırlı olsun halife, dedi İblis. Kim bu konuşan, dedi Hazreti Adem. Yılan ağzını açtı ve İblis dışarı çıktı. Yılan otlamaya gitti. İblis ağlamaya başladı. O kadar çok ağlıyordu ki, Adem şaşırdı. Niye ağlıyorsun? Ben sizin için ağlıyorum, dedi. O kadar güzelsiniz ki, o kadar hoşsunuz ki. Ama halife olarak yaratıldınız, bunun için ağlıyorum. Halife olarak yaratıldığınız için mi ağlıyorsun? Bu çok şerefli bir şey, dedi Hazreti Adem. Bu ağlanacak değil, sevinilecek bir şey, dedi. İblis gülümsedi. Ya dedi, siz insanlara halife olarak yaratılacaksınız. Ya da diğer canlılar, dünya canlıları, bu da sizi dünyaya inmenizdir. Dünyada ya inen her şey ölümcüldür. Öleceksiniz. Nasıl olur, dedi Adem. Şeytan, ki artık iblis Allah'a uymadığı için şeytanlaşmıştı, ismi artık şeytana döndü. İnsanların midesini, şevhetini veya uzun yıllar ölümsüz olmak istemesini, uzun yıllar yaşamak istemesini dair nefsani duygularını kullanarak gireceğini biliyordu. Ve buradan girmeye karar vermişti. Hazreti Adem'e dedi ki, öleceksiniz. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Allah size bütün bu meyveleri, güzellikleri helal edip neden şu ağacı yasakladı? Çünkü o ağacı yiyen ölümsüz olur. Melekleşir. Siz öleceksiniz. Ama yerseniz ölümsüz olursunuz, melek olursunuz. Ama yemezseniz öleceksiniz. Önce sakındılar. Allah'a sığındılar. Fakat iblis boş durmadı. Onlar uzaklaştıkça pençesini onlara doladı. Ve bir gün Hazreti Adem uyurken Havva'yı kandırdı. Havva bu yasak meyveden yedi. Ve koşup Adem'in de yiyip ölümsüz olmasını istediği için Adem'e dedi. Adem her ne kadar sakınsa da iblisin ağlamalarına katılan Havva'nın ağlamalarına dayanamadı. Ve de o da o yasak meyveden. Şimdi eski alimler şöyle anlatır. Hazreti Adem'e bütün isimler öğretilmişti. Bütün yaratılanların isimleri, iç manalarına biz bu ayrımı kendimiz yapıyoruz. İki şeyden ya hayırlı olanını, ya doğru olanını, ya yanlış olanını seçebiliriz. Bu yanlış şeyle seçebilecek özellikleri de ortaya çıktı. Eski alimler yine derler. Açıldı ve çok utandılar ve kaçmaya başladılar. Ve bir nida duydular. Yüce Allah dedi ki, nereye kaçıyorsunuz? Benden kaçılacak yer var mı? Yok, dedi Hazreti Adem. Yüce Allah'ım bizi affet. Biz sadece utancımızdan kaçıyoruz. Neyse, çeşitli şekillerde üstlerini örttüler. Ama sonuçta bir hüküm geldi onlara. Yüce Allah şeytanı, yılanı, Hazreti Adem'i, Hazreti Havva'yı dünyaya indiriyor. Hepsini cennetten çıkarıyordu. Ve birbirlerine
düşman olur. Birbirlerine, birbirlerinden ayrı olur. Hazreti Adem Hindistan'da Serendip Adası'na indirildiği rivayet edilir. Hazreti Havva'nın Arabistan'da Cizre'de indirildiği rivayet edilir. Yılanın Acem bataklıklarına indirildiği, İblis'in Basra Körfezi civarına indirildiği rivayet edilir. Hazreti Adem indirildiği anda sarhoş gibiydi zaten. Yani gözü hala melekleri görüyor, onların tesbihlerini duyuyor kulaklığı ama boyu gittikçe kısalıyor ve yeryüzü şartlarına uyum sağlamaya çalışıyor. Ve sonra meleklerin sesleri işitilmez. Yine Arabistan çöllerinde Kızıldeniz'in yakınında da bir kadın ağlıyordu ki bu kadın Hazreti Havva'ydı. Dünya ikisini de istemiyordu, hatta dördünü de istemiyordu. Çünkü günah işleyip gelmişlerdi ve üzerinde barındırmak istemiyordu. Onları bir ileri bir geri savuruyordu. Hazreti Adem dünyada neler yaşadı, neler yaptı, başına ne geldi? Hazreti Havva'yı buldu mu? Şeytan ne yaptı? Peki yılanı ne oldu? Bu da yine sonraki bölümümüzün konusu olsun. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Çok çok öpüyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.